Ben Özgür Aslan, Borsa İstanbul Endeks Direktörlüğü'nde servis yöneticisi olarak görev yapıyorum. Bugün size biz Sürdürülebilirlik Endeksi hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Ee, sürdürülebilirlik Endeksi Endeksinden söz etmeden önce Endeks nedir? Biraz isterseniz bundan bahsedeyim. Endeks, bir veya daha fazla değişkenin hareketlerinden ibaret olan, oransal değişimi ölçmeye yarayan bir göstergedir. Endeks hesaplaması esasen oluşturulan hipotetik bir portföyün değerinin hesaplanması faaliyetidir. Endeks hesaplaması dediğimizde, endeks dediğimizde bizim için 3 temel belirleyici vardır. Bunların birincisi belirlenen temaya uygun kıymetlerin seçimi. Biz buna portföyün oluşturulması diyoruz. İkinci husus, seçilen kıymetlerin portföy içerisindeki ağırlıklarının belirlenmesi. Diğer bölüm ise belirlenen ağırlıkları takiben endeks portföyünün değerinin hesaplanması. Ee, şimdi size Biraz da pay endekslerinden söz etmek istiyorum. Pay endeksleri işlem gören payların gruplar halinde fiyat ve getiri performanslarının ölçülmesi amacıyla oluşturulmuş endekslerdir. Bilinen en eski pay endeksi yani hisse senedi endeksi 3, 3 Temmuz 1980, 1884 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde hesaplanmaya başlayan Dow Jones Ulaştırma Endeksidir. 9'u tren yolu Şirketlerinin hisse senetleri olmak üzere toplam 12, 11 şirketten oluşan bu endeks günümüzde 20 hisseyle hesaplanmaya devam etmektedir. O günkü ilk listeden günümüze sadece e, bir şirket kalmıştır. E, burada biraz da Borsa İstanbul'un hesapladığı pay endeksleri, hisse senedi endekslerinin tarihçesinden ...söz etmek istiyorum. E, malum... ...Borsa İstanbul... E, ...1986 yılında... ...İMKB... ...İstanbul Menkul Kıymetler Borsası... ...adıyla faaliyete geçmişti. E, 1986 yılından... ...1987 yılının... ...başına kadar İMKB'de... ...herhangi bir hisse senedi endekse... ...hesaplanmıyor idi. Daha sonra... O yıllarda borsa birincil pazarda işlem gören 40 hisse senediyle 1987 yılının ocak ayında endeks aylık olarak hesaplanmaya başlandı. Ee, daha sonra bunu takiben 1987 yılının 10. ayından itibaren önce haftalık sonra günlük olarak hesaplanmaya başlandı. Ee, 1987 yılının sonlarında ise bizim eşanlı dediğimiz online endeks hesabı yapılır hale geldi. 1997 yılında endekslerden hisse senedi endekslerinden önce 2.0 attık. attık. Ee, akabinde e, o dönem hisse senetlerinin endekslerin hisse senedi endekslerinin isimlerinde değişikliğe gittik. Ee, 2013 yılında İMKB Borsa İstanbul dönüşümüyle beraber endekslerin isim, isminde tekrar bir değişiklik yaptık. Ve 2020 yılında da yine hisse senedi endekslerimizden 2.0 attık. Borsa İstanbul'da hesaplanan endekslerin e, genel yapılarına bakıldığında biz Borsa İstanbul'da pay endeksleri hesaplıyoruz. Biz pay endeksleri e, 66 tane farklı fiyat endeksini gün içinde eşanlı hesaplayıp yayınlıyoruz. Tüm bu endekslerin getiri versiyonlarını ve döviz baslı versiyonlarını da gün sonunda hesaplayıp yine yayınlıyoruz. Pay endeksleri dışında bizim BIST KD endeksleri dediğimiz genellikle sabit getirili menkul kıymetlere dayalı finansal enstrümanların fiyatları kullanılarak hesaplanan endekslerimiz var. 54 tane. Strateji endekslerimiz var. Risk kontrol, kısa ve kaldıraçlı endeksler bunlar. Aynı zamanda altın endeksleri hesaplıyoruz. 4 farklı altın endeksimiz var. Bir de 4 farklı kurum için hesapladığımız müşteri endekslerimiz var. Müşteri endeks bizim menkul değerler için, garanti BBVA yatırım için, iş portföy ve ziraat portföy için toplam 12 endeks hesaplıyoruz. Az önce söylediğim gibi 4 farklı kurum için 12 tane müşteri endeksi hesaplıyoruz. E, farklı temalarda pay endeksleri bunlar. Hesapladığımız bu endekslerin biraz da kullanım alanlarından söz etmek istiyorum. Endeksler kapsamında kapsamındaki sermaye piyasası araçlarından fiyatların araçlarının fiyat, fiyat hareketlerinden burayı bir daha çekeyim, şey söyleyeyim ben. Endeksler kapsamındaki sermaye piyasası araçlarının fiyat hareketlerinden yora çıkılarak genel trendler hakkında bilgi verebilir. Aktif portföy yönetimi yapan kişiler için bir karşılaştırma ölçütü olarak kullanılabilir. Pasif portföy yönetimi yapanlar için dayanak varlık olarak kullanılabilir. Bir finansal ürüne dönüşebilir. Ee, bu bunun en iyi örnekleri borsa yatırım fonlarıdır ee, vadeli işlemlere de konu edilir bu anlamda ee, endeksler kapsamında yer alan e, finansal ürünleri ihraç etmiş şirketlerin daha kolay finansmana erişmesine erişmesini sağlar aynı zamanda endekslerin en önemli kullanım alanlarından bir tanesi de özellikle fon yöneticileri ve bireysel yatırımcılar için temasına uygun olarak sınıflanmış, sıralanmış, ağırlıklandırılmış olduklarından e, yatırımcıların tercihlerine daha kolay erişmelerini, daha az bir maliyetle erişmelerini sağlar. Burada e, endeksler hakkında genel bilgileri tamamladıktan sonra, Borsa İstanbul tarafından hesaplanmakta olan sürdürülebilirlik endeksi hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Borsa İstanbul aslında e, sürdürülebilirlik konusuna uzun yıllardır eğilen bir kurum. sürdürülebilirlik endeksini 4 Kasım 2014 tarihinde hesaplamaya başladık. Daha önce Vigeo Eris tarafından yapılan dönem dönemsel olarak yapılan sürdürülebilirlik değerlemesi bu sene Refinitiv tarafından yapılmaya başlandı. Ağustos ayı, ayından bu yana Refinitiv tarafından yapılıyor. Sürdürülebilirlik endeksinin 4 dönemi var. Bunlar Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül, Ekim-Aralık. Ee, şirketler ee, hangi şirketler sürdürülebilirlik endeksine dahil olabilir dersek şu anki kurallarımıza göre yıldız pazarda işlem gören ve halen bir sürdürülebilirlik endeksi kapsamında yer alan şirketler e, sürdürülebilirlik değerlemesi yaptırıp sürdürülebilirlik endeksine dahil olabilirler. Burada endeksin hesaplama metodolojisi ile ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Endeks, e, bizim sürdürülebilirlik endeksimiz, piyasa değeri ağırlıklı bir endeks. Sürdürülebilirlik endeksi, kapsamındaki payların piyasa değeri ağırlıklarıyla hesaplanmaktadır. E, ağırlık sınırlamasına sahip bir endeks bu. E, %15 ağırlık sınırlaması, burayı da tekrar söyleyeceğim. S ağırlık sınırlamasına sahip bir endeks bu. Eee... %15 ağırlık sınırlaması, %20 de ağırlık eşiği uygulanıyor. Dolayısıyla herhangi bir hisse senedinin endeksi domine etmesinin önüne geçilmiş oluyor bu uygulamayla. Endekste yer alabilmek için şirketlerin e, genel sürdürülebilirlik notunun 40 veya üzerinde olmasını bekliyoruz. Her bir ana başlık notunun, 30 veya üzerinde olmasını bekliyoruz. Son olarak da kategori notları dediğimiz e, metodolojinin e, alt kırılımlarından bir tanesi. Orada da e, kategori notlarının sek, en az 8'inin 26 ve üzerinde olmasını bekliyoruz. Bugün için böyle belirlenmiş olan sürdürülebilirlik notlarının şirketlerimizin genel sürdürebilirlik performansı yükseldikçe daha yukarı çıkmasında istiyoruz. Sürdürebilirlik endeksi ile ilgili e, temel kurallara Borsa İstanbul web sitesinden ulaşabilirsiniz. 30 Ekim 2021 tarihi itibariyle biz sürdürülebilirlik endeksinde 59 tane şirket bulunuyor. Burada da bu slaytta da aslında sürdürülebilirlik endeksinin performansını göstermeye çalıştım. 30, 100, tüm ve sürdürülebilirlik, sürdürülebilirlik endeksinin grafiğini görüyorsunuz burada. 4 Kasım 2014'ten bu yana bu 4 endeksin başlangıcını 100'e indirdiğinizde endekslerin performansı bu grafikte görülüyor. Grafikten göreceğiniz üzere sürdürülebilirlik endeksinin performansı 100 endeksiyle paralel seyretmiş. Biraz da biz sürdürülebilirlik endeksinin performansına bakalım isterseniz. Sürdürülebilirlik endeksinin başlangıç tarihi olan 4 Kasım 2014 yılından bu yana endeksin performansını 30, 100 tüm ile karşılaştırdığınızda sürdürülebilirlik endeksinin 100 ile IMK BIST 100 endeksi ile ...benzer bir getiri oluşturduğunu görebilirsiniz. Şimdi de biraz değerleme metodolojisinden bahsetmek istiyorum. Sürdürülebilirlik değerleme metodolojisi temelde 3 bölümden oluşuyor. Çevre, sosyal, alan ve kurumsal yönetim. Bunların alt başlıkları var. Bir de bence e, yatırımcılar için, fon yöneticileri için e, en önemli konulardan bir tanesi, şirketlerimizin sürdürülebilirlik notlarına nasıl erişecekleri hususu. E, Refinitiv tarafından yapılan değerleme, Refinitiv terminallerinden ve ücretsiz olarak Refinitiv'in web sitesinden ...erişilebilir durumda. Karşı e, siteye girdiğinizde... E, ...ilgilendiğiniz şirketi belirleyip... ...notlarını görmek istediğinizde... ...sizin karşınıza böyle bir e, sonuç çıkacak. Burada hem genel notunu... ...şirketin sürdürülebilirlik alanındaki genel notunu... ...hem alt başlıklar itibariyle notlarını... ...hem de sektördeki e, kaçıncı sırada olduğunu gösteren değerler göreceksiniz. Son olarak e, sürdürülebilirlik endeksinden beklediğimiz faydalardan söz etmek istiyorum. Borsa İstanbul sürdürülebilirlik Endeksi ile endekste yer alan şirketlerin... ...sürdürülebilirlik esaslı fonlardan daha fazla yatırım almasını... Endekste yer alan şirketlerin sürdürebildik esaslı fonlama imkanlarına bunlar tahvil olabilir, banka kredileri olabilir erişimini kolaylaştırmayı, bireysel yatırımcıların sürdürülebilirlik alanında ilgi duyan bireysel yatırımcıların e, endeks listesinde yer alan şirketlere kolayca erişmesini, perf e, sürdürülebilirlik performansı yüksek şirketlerin bu alandaki faaliyetlerinin toplumun tüm kesimleri tarafından daha görünür hale gelmesini Türkiye'de ve özellikle Borsa İstanbul şirketleri arasında sürdürülebilirlik konusundaki anlayış, bilgi ve uygulamaların artmasını amaçlıyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi arkadaşım Gürhan sizlere katılım endeksleri ile ilgili bilgi verecek. Merhabalar, teşekkürler Özgür Bey. Ee, i̇smim Gürhan Canan ee, Bugün sizlere e, Borsa İstanbul olarak hesaplamaya başlayacağımız katılım endeksleri hakkında e, bilgi vermeye çalışacağım ee, Süre kısıtımız olduğu için e, hemen sunuma geçiyorum ee, Borsada e, endeks direktörlüğünde endeks geliştirme servisi yöneticisi olarak çalışıyorum Direktörlük olarak e, ne yapıyoruz hangi işleri yapıyoruz dersek özetle farklı varlık sınıflarına dayalı endeksleri oluşturuyoruz hesaplıyoruz ve sürekliliğin sağlanmasına yönelik operasyon işleri yapıyoruz diyebiliriz özetle ilk slaytımda ekranda gördüğünüz endeksin tanımını yapmaya çalıştım burada yazılı anahtar kelimeler hangi varlık sınıfına dayalı Endeksi hesaplarsanız hesaplayın. Ee, geçerli e, tanımlar. Ee, endeks bir portföy. Dolayısıyla bir seçim e, gerekiyor. Bir uzaydan belli kriterlere bağlı kalarak, belirli bir temaya uygun kriterleri belirleyerek, e, bir uzaydan seçiyorsunuz. Dolayısıyla e, hangi endeks olursa olsun, bir temaya uygun şirket seçimi geçerli. Burada e, endeks, bir değişkenin oransal ya da yüzdesel değişimini gösterdiği için, geçmiş bir tarihe göre, bu değişkenin değerlerine ihtiyacımız var. Dolayısıyla endeks mutlaka borsada işlem gören kıymetler, daha doğrusu organize piyasada işlem gören kıymetlerden oluşturulur. Çünkü borsada işlem gören kıymetlerin bir fiyatı vardır, bir fiyat oluşumu gerçekleşir borsalarda. Dolayısıyla endeksler de bu fiyatları kullanarak hesaplanır. Bir diğer unsur endekslerde ortak olarak söyleyebileceğimiz teorik portföy. Ee, neden teorik e, dersek, endeksin içindeki kıymetleri birebir takip etmek, birebir aynı endeksteki ağırlıkları oranınca alıp endeksin getirisine ulaşmak teoride mümkün ama pratikte mümkün değil. Çünkü e, birincisi alım-satım maliyetleri. Çünkü endeks kıymetini aldığınız ve sattığınızda onun belli bir işlem maliyeti var. Ee, aynı zamanda endeksteki kıymetleri endeksteki fiyatlarıyla alıp çıkarmak her zaman mümkün olmayabilir. E, Likiditeden dolayı. Bu yüzden e, endeksi birebir aynı getirisini elde etmek mümkün olmadığında e, endeksin teorik bir portföy olduğunu çok küçük bir e, hata payıyla e, getirisinin yansıtılabileceğini söylemek mümkün. Son olarak da e, endeks sadece fiyatlardaki değişimi gösterir. Bu e, önemli çünkü endeks hesaplamasında dikkate alınan diğer unsurların endeksin fiyatını değiştirmemesini e, az olandır ve endeks direktörlüğü olarak yaptığımız işlerin e, hemen hemen e, hepsi e, bu amaçla yapılır. E, ee, borsa olarak e, BIST endeksleri adı altında e, farklı e, varlık sınıflarına ait endeksler hesaplıyoruz. Bunların en bilinenleri pay endeksleri. Yani diğer adıyla hisse senedi endeksleridir. E, BIST 100, BIST 30, BIST Banka, BIST Sinayi, BIST Mali endeksleri bunlardan en çok bilinen, takip edilen endekslerdir. E, daha görece az bilinen endekslerimiz BIST Kaide endeksleri, strateji endeksleri, altın endeksleri, TLRF ve müşteri endeksleri olarak sayılabilir. Ee, burada müşteri endeksleri ile ilgili ayrı bir slayt hazırladım. Ee, burada şunu söylemek lazım. Borsa olarak biz sadece kendi adımıza endeks hesaplamıyoruz. Aynı zamanda e, müşteriler adına farklı e, yatırım kuruluşları adına da endeksler hesaplıyoruz. E, bu slaytta görmüş olduğunuz ee, yanında yıldız işaretiyle olan endeksler e, borsa İstanbul olarak e, endeks hesaplama hizmeti sunduğumuz katılım endeksleridir. Yani bu endeksler Fikri Mülkiyeti e, yatırım kuruluşuna ait kurallarını müşterilerin belirlediği bizim e, hesaplama hizmeti sunduğumuz yani gün içinde endeks değerlerini hesapladığımız gün sonunda dosyaları oluşturduğumuz e, endekslerdir. Şimdi ee, bu şu, şuna gelmek istiyorum burada. Ee, katılım endeksleri yani sunumumuzun konusu olan katılım endeksleri e, Türkiye'de yeni değil. Hali hazırda hesaplanan bizim borsa olarak endeks hesaplama hizmeti sunduğumuz farklı sayıda e, farklı müşterilere hesapladığımız e, katılım endeksleri bulunuyor. Bizim yakın zamanda hesaplamaya başlayacağımız katılım endeksleri ise borsa adına e, hesaplamaya başlayacağımız ilk katılım endeksleri olacak. Böyle bir e, farklılık söylenebilir. E, buradan katılım endekslerine e, geçecek olursak, ilk olarak dünyadaki uygulamalara bakalım isterseniz. E, dünyada katılım endekslerinde 3 e, ana e, unsur var, 3 ana yapı var. Birincisi danışma kurulları. Danışma Kurulunun e, bu e, ekosistemdeki e, görevi, katılım finansa ilişkin çerçeveyi oluşturmak, kuralları belirlemek. E, katılım Finans Araştırma Şirketlerinin görevi ise, e, katılım finans danışma kurullarının oluşturduğu bu taslağa, bu çerçeveye bağlı e, istenen, ihtiyaç duyulan şirket verilerini elde etmek. E, araştırıp elde etmek ve bunları endeks hesaplayıcı şirketlere sunmak. Endeks hesaplayıcı şirketler ise e, nihai olarak danışma kurulunun belirlemiş olduğu taslak çerçevesinde temel kuralları oluşturur. Araştırma şirketlerinin sağladığı verileri de kullanarak bir portföy ya da portföyler oluşturur ve portföylere dayalı endekslere hesaplar. Bu slaytta gördüğünüz e, endeks hesaplayıcı şirketler Dünyaca bilinen e, S&P, MSCI, Fussy Russell gibi şirketler. Bu şirketler sadece katılım endeksleri, İslami endeksleri hesaplamıyorlar. Bunlar dışında bir sürü farklı çeşitte, farklı tipte endeks hesaplıyorlar. E, buradaki yapıdan yola çıkarsak, biz de borsa olarak e, katılım endeksleri e, çalışmalarında nasıl bir süreç e, izledik, nasıl çalışmalar yürüttük, e, bunlar hakkında Bilgi verelim. Biz borsa olarak, biz katılım endeksleri oluşturma sürecinde Türkiye Katılım Bankaları Birliği bünyesindeki Danışma Kuruluyla işbirliği yaptık. Danışma Kurulu bu süreçte bizlerin temel kural olarak esas alacağımız dokümanı yazdı. Bunun ismi Pay Senedi ihracı ve Alım Satımı standardı dokümanı. Bu doküman esas alınarak borsa olarak bizler ee, biz katılım endeksleri temel kurallarını oluşturduk. Yani bizim katılım endekslerinde esas aldığımız doküman e, TKBB, yani Türkiye Katılım Bankaları Birliği bünyesindeki Danışma Kurulunun yazdığı e, standart diye kısa tabirle söyleyeyim pay senet ihracı alım satım standartı dokümanıdır. E, bu doküman e, baz alarak temel kuralları oluşturduk ve Kriterleri oluşturduk ve buradan bazı verileri, filtreyi, kriterleri uygulamak için bazı verilere ihtiyaç olduğumuzu gördük. Bu verilerin bir kısmı halka açık veriler, bir kısmı ise halka açık olmayan veriler olduğunu fark ettik. Dolayısıyla halka açık olmayan verileri de hiçbir şekilde elde etmek, şirketin kendisine sormak dışında hiçbir şekilde elde etmenin mümkün olmadığından yola çıkarak, e, kamuoyu aydınlatma platformu üzerinde hazırladığımız soru formları üzerinden e, bu verileri şirketlerin bizlere, borsaya göndermesini istedik. E, bu kapsamda iki tane soru formu hazırladık. Biri imtiyazlı paylara ilişkin soru formu, diğeri de katılım prensipleri soru formu. Şirketlere e, duyuruyla beraber e, soru formlarını e, doldurmalarını istedik. Ve... Bu soru formlarında yer alan sorularda, bu soruların e, sorularda yardımcı olmak adına e, girişlerinde rehber olmak amacıyla kılavuzlar hazırladık ve bu kılavuzları da şirketlerle paylaştık. E, şirketler e, hem kılavuzlara bakarak e, e, hem de eğer soruları varsa bu soruları bize yazılı olarak maille ilettiler ve danışma kurulunun yanıtlarına göre e, girişlerini yaptılar ya da daha önce girişmiş giriş yaptılarsa soru formuna e, danışma kurulunun yanıtıyla onu güncellediler. Bu şekilde biz e, tüm verileri halka açık olan ve olmayan tüm verileri şirketlerden e, elde etmiş olduk. E, biz katılım endeksleri seçim kriterlerine gelecek olursak e, daha önce de söylediğim gibi bu kriterleri e, pay senedi ihracı ve alım satımı standardı dokümanına e, esas alarak oluşturduk. Burada temelde katılım temasına e, uygun olmayan faaliyetlerin e, madde 1.1'de yazılı olduğunu görüyoruz. E, ekranda gördüğünüz e, faaliyetler e, katılım esaslarına uygun olmayan faaliyetler olarak e, nitelendirilebilir. E, Biz de temel kurallarda ve değerlemelerde, dönemsel değerleme çalışmalarında bu faaliyetlerin uygun olmadığı yönünde bir değerlendirme yaptık. Bu kriter dışında endeksin başka kriterleri de, seçim kriterleri de bulunuyor. Bunlardan bahsedecek olursam, pazar kriteri, diğer BIST endekslerinde olduğu gibi, BIST katılım endekslerinde de, Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'da işlem gören şirket payları kapsam içinde kalıyor. İmtiyazlı paylar, katılım esaslarına uygun olmayan, olmadığı değerlendirilen imtiyazları bulunan şirketler endeks kapsamı dışında bırakılıyor. Esas sözleşme kriteri olarak yazdığımız, eğer şirketin esas sözleşmesinde bir önceki slide'da görünen madde birbiri de sayılan faaliyetler yazılıysa, bu şirketleri de yine endeks kapsamı dışında e, tuttuk. 3 e, tane mali tablo kriteri var. E, bunlardan biri, e, madde 1-1'de az önce saydığım madde 1 faaliyetlerin, toplam gelirler, bu faaliyetlerden elde, elde edilen gelirlerin toplam gelirler içindeki payının %5'i aşıp aşmadığına bakılıyor. Bir diğeri, e, katılım esaslarına uygun olmadığı, değerlendirilen varlıkların toplam varlık veya piyasa değerinden büyük olana oranının %33'ü aşıp aşmadığına bakılıyor. Üçüncü ve son mali tablo kriteri ise e, yine katılım esaslarına uygun olmayan borçların, faizli borçların toplam varlık veya piyasa değerine büyük olan e, olana oranının %33'ü aşıp aşmadığına bakılıyor. Dolayısıyla %5, %33 ve %33 olarak saydığım bu eşit değerleri en az birini aşan şirketlerde mali tablo kriterleri bakımından kapsam dışı bırakılıyor. E, katılım esası kriteri eğer şirketin esas sözleşmesinde standarda uygun faaliyet göstereceğini, katılım esaslarına uygun faaliyet göstereceğini beyan etmiş ise söz konusu şirketler uygun bir pazarda işlem görmeleri halinde doğrudan endekse dahil edilebiliyor. Eksik bir kriteri olarak e, yazdığımız kriter ise az önce bahsettiğim şirketlere soru formlarıyla gönderdiğimiz sorularda eğer şirket soru formunu doldurmamışsa veya eksik doldurmuşsa e, bir şekilde e, biz değerlemede yeterince veri elde edememişsek söz konusu şirketten ihtiyatlı yaklaşım benimseyerek e, bu şirketi endeks kapsamının dışında e, bıraktık. E, marj kriteri, marj kriteri de e, istemiş olduğumuz, talep etmiş olduğumuz verilerin çoğunluğu mali tablo üzerinde yer aldığı için e, mali tabloda da dönemsellik olabileceğinden bir dönemlik az önce bahsettiğim mali tablo kriterlerinde %10'a kadar eşik değerin %10'una kadar bir e, pay bırakıldı, marj bırakıldı. Dolayısıyla şirket e, eşik değerleri bir dönemlik onuna %10 10 kadar, %10'unu aşmaması şartıyla e, geçebilir ama bir sonraki dönemde yine eşik değeri aşması halinde kapsam dışı bırakılır. E, son olarak da e, istemiş olduğumuz, soru formlarında istemiş olduğumuz veriler e, eğer şirket konsolide mali tablo hazırlıyorsa konsolide tutarları e, kullanmalı e, ve denetimden geçmiş son 6 aylık veya yıllık mali tabloları baz alarak yanıtlamalı. Eee bu seçim kriterlerine göre borsa olarak hesaplamaya başladığımız katılım endekslerinden bahsedecek olursam. Birincisi BIST katılım tüm endeksi. BIST katılım tüm endeksi az önce saymış olduğum endekse, se endeksin seçim kriterlerinin tümünü sağlayan şirketlerin paylarından oluşuyor. E, katılım tüm endeksini diğer endeksleri de katılım endekslerinde yılda iki defa 6 aylık ve yıllık mali tablolar açıklandıktan sonra değerliyoruz. Şirketlerin verilerini aldıktan sonra. Ee, yeni işlem görmeye başlayan şirketleri de e, soru formlarındaki yanıtlarını aldıktan sonra işlem görmeye başladıktan 20. üç gününden geçerli olmak üzere endekse alıyoruz. Biz katılım tüm endeksi e, piyasa değeri ağırlıklı hesaplanıyor ve ağırlık sınırlama uygulaması bulunmuyor. E, diğer hesapladığımız endeksler ee, biz katılım 30, biz katılım 50 ve biz katılım 100 endeksleri. Bu endeksler, e, biz katılım tüm endeksi uzayından seçiliyor. Biz 30, el, e, biz 30, biz 50, biz 100 endeksindeki seçim kriterlerine benzer şekilde e, işlem hacmi ve piyasa değerlerine göre e, 30, 50 ve 100 e, sayıda şirketten endeks kapsamları oluşturuluyor. Ee, yine biz katılım tüm endeksinde olduğu gibi biz katılım 30, 50 ve 100 endeksleri de piyasa değeri ağırlıklı hesaplanan endeksler. Ee, ama bu endekslerde ağırlık sınırlama uygulaması bulunuyor. Sınırlama oranı olarak %10, ağırlık eşiği olarak %15 uygulanıyor. Ee, son olarak hesapladığımız bir diğer endeks ise Az önce Özgür Bey'in bahsettiği biz sürdürülebilirlik endeksinde yer alan şirketlerle biz katılım endeksinde yer alan şirketlerin kesişim kümesinden oluşuyor. Dolayısıyla her iki endekste yer alan şirketler her iki kriteri de her iki endekse ait kriterleri de sağlayan şirketlerin paylarından biz katılım ve sürdürülebilirlik endeksi hesaplı hesaplıyoruz. Ee, bu endekste yine diğer endekslerde olduğu gibi piyasa değeri ağırlıklı hesaplanıyor ve ağırlık sınırlama uygulaması bulunuyor ee, diğer e, endekslerimizde bütün borsa İstanbul endekslerinde olduğu gibi biz katılım endekslerinde de tüm veriler tüm bilgiler borsa İstanbul internet sitesinde bulunuyor Biz katılım endeksleri özelinde e, biz pay endeksleri altındaki katılım endeksleri sekmesinde az önce bahsetmiş olduğum soru formları, Kılavuzlar, endekse ait temel kuralları bulabilirsiniz. Burada bu temel kurallarda endeksin nasıl hesaplandığına ilişkin tüm bilgiler, yani bunlar hesaplama ve yayım saatleri olabilir, dönemsel değişikliklerin ilanı olabilir, dönemsel olmayan değişiklikler olabilir. Yani endeksin hesaplanmasında dikkate alınan tüm bilgiler Borsa İstanbul'un internet sitesinde yer alıyor. Sunumumun sonunda e, borsa olarak biz katılım endeksleri oluşturmakla hedeflediğimiz e, faydalar ve bu endeksin kullanım alanlarından bahsedecek olursam öncelikle bu endekslerle endeksin kapsamında yer alan şirketlerin katılım esaslı hisse senedi fonlarında daha fazla e, yatırım almasını bekliyoruz. Bir diğer e, faydası e, endeksteki yer alan şirketin katılım finans sektöründeki fonlama imkanlarından yine daha fazla yararlanmasını e, bekliyoruz. Bunlar e, şirketin kira sertifikası, sukuk ihracı veya katılım bankasından daha uygun maliyetle edinebileceği bir kredi olabilir. E, diğer bir e, faydası biz katılım endekslerinde beklediğimiz fayda, e, bireysel yatırımcıların öncesinden belirlenmiş bir listeden seçim yapabilmesi yani önceden hazırlanmış katılım kriterlerinin uygulandığı bir listeden e, alım satım yapabilmesi ve son olarak da e, şirketlerin ve yatırımcıların e, katılım esaslarına yönelik e, farkındalıklarının artmasını bekliyoruz e, sunumum bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Teşekkürler.